Merhaba arkadaşlar, ben Özlem. Bugün sizlere Türkiye'nin kronik enflasyon dönemlerinde neler yaşandığından bahsedeceğim. İlk olarak enflasyonun tanımıyla başlamak istiyorum. Enflasyon nedir? Enflasyon, bir ekonomide para miktarındaki artışın üretilen mal ve hizmet miktarından daha fazla artması nedeniyle ortaya çıkan sürekli fiyat artışlarına enflasyon denir. Yani fiyatlardaki artışın nedeni para miktarındaki sürekli artışlardır. Peki enflasyonun nedenleri nelerdir? Nedenlerine göre enflasyon 3'e ayrılıyor. Talep enflasyonu, aşırı talepten, üretim yetersizliğinden, arzın talebi karşılayamamasından kaynaklı enflasyonlar. Arz ya da maliyet enflasyonu, üretim girdilerinin fiyatlarındaki, dolayısıyla üretim maliyetlerindeki artışlardan kaynaklı enflasyon ve fiyat ya da piyasa gücü enflasyonu. Yani piyasada yeterince rekabet olmamasından, firmaların tekel veya oligopol gücünden, kar marjının yüksek tutulmasından kaynaklanan fiyat artışlarını örnek verebiliriz. Dolayısıyla enflasyonun aşırı fiyat artışlarının 3 potansiyel sebebi olabilir. İlk olarak aşırı talep, maliyet artışları ve rekabet eksikliği. Türkiye'de enflasyonun temel kaynaklarından bahsedeceğim. İlk olarak Türkiye'de enflasyonun parasal nedenleri. Kamu açıkları. Kamu kesimi gelirleriyle harcamalarını karşılayamadığı takdirde kamu borçlanma gereği ortaya çıkar. Kamu açıklarının kapatılması için de borçlanma yoluna gidilmesi şarttır. Kamu açıklarının kapatılmasındaki ilk yöntem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hazinenin kısa vadeli banknot çekmesidir. Diğer bir yöntem ise iç veya dış borçlanmadır. Diğer bir parasal neden banka mevduat ve kredilerinde yaşanan artışlardır. Bankaların mevduat yoluyla yarattıkları kredilerde banka parası olarak ekonomide ek satın alma gücüne yol açıyor. Diğer bir neden dış ödemeler dengesinde yaşanan fazlalıklardır. Dış ödemeler bilançosu fazlalık veren bir ülkedeki döviz rezervi artar. Buna bağlı olarak da ülkedeki satın alma gücü de artmış oluyor. Bu şekilde piyasada artan para hacminin enflasyonist baskısı ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın müdahalesiyle önlenebiliyor. Diğer bir nedenimiz hızlı nüfus artışı. Hızlı nüfus artışı bir yandan üretken alanlara yapılan yatırımları daraltarak toplam arzın azalmasına yol açıyor. Diğer yandan da tüketim kesiminin hızla çoğalarak toplam talebini arttırıyor. İkinci bir başlık olarak inceleyeceğim. Türkiye'de enflasyonun reel nedenleri nelerdir? Türkiye'de enflasyonun reel nedenlerinin ilk sebebi maliyet artışlarına neden olan etkenler. Kit ürünlerine yapılan zamlar. Bu durumda birçok firma açısından girdi veya ara malı olarak kullanılan kit ürünler onları kullanan firmaların maliyetlerinin artmasına yol açmakta. Diğer bir neden ücret artışları. Eğer bir ülkede reel ücret artışları emeğin verimliliğindeki artışları aşacak düzeyde oluyorsa o zaman birim başına işçilik giderleri ve dolayısıyla da maliyetler reel anlamda artar ve böylece enflasyonu destekleyen bir etki ortaya çıkar, etki doğar. Faizlerin yüksekliği. Ülkemizde yüksek enflasyon, sıcak para politikası ve kamu açıklarının kapatılması amacıyla iç borçlanmaya ağırlık verilmesi sonucu yükselen piyasa faiz oranları kredi maliyetlerinin de yükselmesine yol açıyor. Bunun sonucu olarak da yatırımlar hem pahalanmakta hem de cezbedici olmaktan çıkmaktadır. Diğer bir reel neden ise devalüasyonlar ve kur ayarlamaları. Türkiye'de özellikle enflasyon nedeniyle paranın dış değeri de azalmakta. Eğer bir ülkede dış ödemeler bilançosu açık veriyorsa döviz rezervi azalacağı için o dönemde yabancı paralar enflasyondan daha hızlı değer kazanıyor. İthal edilen enflasyon. Enflasyon sadece bize özgü bir olay değil. Az da olsa diğer ülkelerde de yaşandığı için ithal edilen girdilerin ayrıca döviz cinsinden fiyatları da zamanla yükseliyor. Diğer bir başlığıma geçmek istiyorum. Türkiye'de enflasyonun psikolojik nedenleri neler? Enflasyon beklentisine bağlı olarak arz talep dengesizliği daha da artmakta. Çünkü enflasyon beklentisi talebi arttırırken arzın kısılmasına yol açar ve sonucunda piyasada fiyatlar kendiliğinden yükselir. Enflasyon beklentisi geleceğe ait harcamaların bugünden yapılması isteğini kamçılayarak satın alma aracı olarak paraya olan talebi de arttırıyor.
Yine aynı şekilde enflasyon beklentisi paraya olan talebi arttıracağı için piyasadaki para miktarı artsın ya da artmasın paranın dolanım hızı artıyor. Böylece ekonomide para miktarı artmış gibi talebi arttıran bir baskı unsuru devreye girmiş oluyor. Enflasyon beklentisi sürüp giden enflasyonu da sürekli olarak besliyor. Bunlar birbirine doğru orantılı diyebiliriz. Ayrıca rant getirisi ve bunun gibi enflasyonist kolay ve spekülatif kazanç sağlayanların harcama eğilimi de genelde yüksek olmakta. Ülkemizde enflasyonu besleyen diğer bir psikolojik etken de harcama ile övünen bir ulus oluşumuz maalesef. Toplumumuzda tutumlu insanlar genelde yerilmektedirler. Buna karşılık da müsrif insanlar işte bonkör, eli açık gibi deyimlerle anılmaktadır. Enflasyonun ne olduğundan bahsettik. Türkiye'de enflasyonun temel kaynaklarının ne olduğundan bahsettik. Peki biz bu enflasyona karşı neler yapabiliriz? Enflasyona karşı politikalar. Enflasyonla mücadelede kısa dönemde talep düşürücü, uzun dönemde ise arz arttırıcı politikalar uygulanması gerekiyor. Çünkü arz esnekliği uzun dönemde daha yüksek oluyor. Kısa ve uzun dönemde amaç arz talep dengesini sağlamaktır. Enflasyonla mücadelede kısa dönemde talep kısıcı yani daraltıcı maliye politikalarını uygulamamız gerekiyor. Enflasyonla mücadele için daraltıcı maliye politikası uygulanması demek, vergi miktarlarının arttırılması demektir. Peki Türkiye'de enflasyonu önlemeye yönelik alınabilecek önlemler nelerdir? İlk önce merkezi bütçe açıklarına giderilmesi gerekiyor. Bunun için de faiz giderleri karşılayacak ek gelire ihtiyacımız var. Dışarıdan sağlanacak olan uzun vadeli ve önemli miktarda bir borç veya özelleştirme geliri sağlanmalı. Eğer bütçe açıkları faizsiz ya da düşük faizli kaynaklarla kapatılabilirse, iç borçlanmanın ortadan kalkmasına bağlı olarak faizler aşağıya doğru çekilmiş olacak ve diğer bir yandan da özel sektörün yatırıma yönlendirebileceği kaynaklara devletin el koyması da önlenmiş olacaktır. Sıcak para politikasından vazgeçmemiz gerekiyor. Yabancı sermayenin, turizm ve işçi döviz girişlerinin özendirilmesi ve ihraç olan malların üretimine ağırlık verilmesi gerekmekte. Bu kısma kadar enflasyonun ne olduğundan, Türkiye'deki enflasyonun temel kaynaklarından bahsederek aslında biraz konuma giriş yapmak istemiştim. Benim asıl konum Türkiye'nin kronik enflasyon dönemlerinde neler yaşandığı. Şimdi sizlere 50, 60, 70, 80 ve 90'lı yıllarda Türkiye'nin yaşamış olduğu kronik enflasyon dönemlerinden bahsedeceğim. İlk olarak 1929 Dünya Ekonomik Bunalımından bahsetmek istiyorum. Bu sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı etkileyen bir ekonomik bunalım. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı 1929'da başlayan ama etkilerini 1930'lu yılların sonlarına doğru tam anlamıyla hissettiren ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden ekonomik buhrana verilen bir isimdir. Peki bu ekonomik bunalımın Türkiye'ye etkileri neler olmuştur? Türkiye 1929 bunalımı karşısında kalkınmasını sağlayabilmek için ihracat ve ithalatını artırmak zorundaydı. Türkiye'de 1933'te dış ödemeler uygulamasına başlanan clearing ve takas sistemi uygulandı. Clearing sistemi malını alanın malını alma ilkesine dayanan bir ilkeydi. Bu sistemde ithalat ihracata bağlandığından ihracat teşvik edilmiş oldu. Nitekim Türk hükümeti mümkün olduğu kadar bütün ülkelere clearing ve takas sistemi anlaşması yapmaya çaba harcadı ve Türkiye ile ticaret ve ödeme anlaşması yapan ülkelerden ithalata öncelik tanıdı. Ayrıca ihraç ve mallarının standartizasyonuna önem verilerek ihracat bu yönden de teşvik edilmiş oldu. Türkiye 1950 ve 1960'lı yıllarda neler yaşandı? 1950'lerin ilk yılları düşük enflasyon oranlarıyla geçse de Demokrat Parti'nin serbest piyasa ekonomisine geçiş hedefi kısa vadeli ticari borçların faizlerinin ödenememesi ve yeni borçların alınamaması üzerine yerini günlük piyasa müdahalesine bırakıyor. Merkez Bankası'nın kısa vadeli döviz borçları giderek yükseldi. Kredili ithalat uygulamaları sonunda Türkiye dış ticarete büyük açıklar vermeye ve borçlarını ödeyememeye başladı.
1957'den sonra hızla artan fiyatlar ile tekrar başlayan yüksek enflasyon sorunu 1958'de IMF ile yeni bir anlaşma yapıldı ve ikinci devalüasyon kararı alındı. 1960'lar görece olarak daha planlı ekonomi politikaları ile fiyat istikrarı açısından gelecek yıllara kıyasla daha sakin bir dönem olarak geçmiş. 1970'li yıllar. 1970'te Türk ekonomi tarihinde üçüncü büyük devalüasyon yaşandı. 1970'li yıllarda dünyada yaşanan iki büyük petrol krizi nedeniyle istikrarsız piyasa ortamında fiyatlar yükseldi. 1978 ve 1983 döneminde 4. 5 yıllık kalkınma planı uygulamaya geçildi. Ancak program ekonomide istenilen başarıyı sağlayamadı. Özellikle ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve güvenlik problemleri kamu yönetiminin etkinliğinin azalmasına ve bütçe açıklarının artmasına yol açtı. Bu kamu açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından karşılanması, ülkede İtalya esaslı sanayinin gelişmesiyle döviz ihtiyacının artması ve petrol krizleri nedeniyle enflasyon ciddi oranlarda yükseldi. 1976'da %15 olan enflasyon 1979'da %81'e, 1980'de %115'lere kadar yükseldi. Evet, şimdi karşımızda 1950 ve 2010 yıllarını kapsayan Türkiye'de yıllık enflasyon oranlarının olduğu bir grafik var. Görüldüğü üzere 1950'lerden neredeyse 1975'lerin sonuna kadar aslında çok fazla büyük bir dalgalanma olmadan enflasyonun neredeyse hani sabit bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Fakat 1980'den yaklaşık 2000'lere kadar hem çok büyük bir yükselme var hem de aşırı bir dalgalanma söz konusu. Sürekli inişler çıkışlar söz konusu. 2000'lerde zaten Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu biliyoruz. Bundan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bir önceki grafikte bahsettiğimiz gibi 1980'li yıllardan 2000'li yıllara kadar enflasyonun çok fazla yükseldiğini ve dalgalanmalar olduğunu söylemiştik. Peki 1980'li yıllarda Türkiye'de neler yaşandı? 1980 öncesinde Türkiye'de enflasyon %100'ü aşmak ve tarihi bir rekor kırmak üzereyken bir ödemeler dengesi krizi de yaşanıyordu. Bu ortamda Türkiye'nin içe dönük kalkınma stratejisiyle 24 Ocak 1980'de alınan ekonomik kararlar ile terk edildi. 1980 İstikrar ve Liberalizasyon Programı ile kademeli olarak serbest piyasaya dayalı reformlar uygulanmaya başlandı. Ardından Eylül 1980'de Türkiye'deki askeri dikta yeni hükümet kurdu. Sıkı yönetimle birlikte Mayıs 1980'de yıllık fiyat artışları %140'dan %33'e düşmüş olarak ölçüldü. 1980'den 1983'e dek ekonomide yükselme eğilimine giren büyüme oranları bu tarihten itibaren dengesini yitirdi ve enflasyon da yeniden artışa geçti. 1980'ler boyunca fiyatlar ortalama olarak her yıl %46 olarak artışa uğradı. 1990'lı yıllar. 1990'lar Türkiye ekonomisinde siyasi istikrarsızlıkların ve dış ekonomik tetikleyicilerin damga vurduğu yıllar olmuştur. Bu dönemde bütçe açıkları ve iç borçlanma faiz oranları da rekor artışlar kaydetmiştir. Kamu sektöründe de ciddi borçlanmaların kaydedildiği bu yıllarda enflasyon da tetikleyiciler eşliğinde sürekli olarak artmaya başlamış. 1990'dan 99'a kadar yaşanan fiyat artışı yıllık ortalama %80'e denk ve 1994 fiyat düzeylerinde %130'u aşan yıllık yükselişle Türkiye Cumhuriyeti'nde en yüksek enflasyonun ölçüldüğü yıldır. Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya olduğu enflasyon olgusu bu yıllarda önlenemeyen bir artışla canavar olarak anılmaya başlanmıştır. 1994'te yaşanan krizin ardından 1995, 98 ve 2000'de enflasyon düşürme hedefini taşıyan ekonomik önlem ve istikrar paketleri peş peşe uygulanmaya girse de 2004'e kadar yıllık enflasyon oranı %25'in altına inmemiştir. 1980'lerden başlayıp 2015'e kadar olan enflasyon oranlarının olduğu grafik karşımızda şu an. 1990'larda yükselmeye geçen enflasyonu 1994'te çok %100 gibi bir orana ulaştığını görüyoruz. Sonrasında yine yaklaşık olarak aynı devam ediyor 2000'lere kadar enflasyon.
Peki 2000'li yıllara gelmiş bulunduk artık. 2000'li yıllarda neler oldu? Türkiye'de kronikleşen ve ekonomik krizlerle derinleşen yüksek enflasyonun sorununun çözümü IMF ile yeni bir anlaşmada arandı. Dünya Bankası eski başkan yardımcısı Kemal Derviş ekonomiden sorumlu bakan olarak görevlendirildi. Derviş önderliğinde yeni ekonomi programının ana hedeflerinden biri 90'larda ödeme dengesizlikleri derinleşen kamuda mali disiplinin sağlanmasıydı ve Türk lirası nihayet dalgalı bir kur rejimine geçti. Ve 2001 Türkiye ekonomik krizi. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz Türkiye'nin oldukça zorlu günler yaşanmasına neden olmuştur. 2001 krizinde enflasyon %70'leri aşmış, 2 günde %57'ye varan devalüasyon yaşanmış, faiz oranları %7.500'lere kadar fırlamıştır. Bankacılık sistemi kilitlenmiş, 1,5 milyon kişi işini kaybetmiş ve ekonomi %8,5 küçülmüştür. 2001 Türkiye ekonomik krizinin nedenleri nelerdir? Yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bozulan gelir dağılımı, uzun vadeli yatırım isteksizliği, talep azlığının sonucu olarak işletmelerin düşük kapasiteyle çalışması ve artan işsizlik, fakirin daha fakir, zenginin daha zengin hale gelmesi, paranın satın alma gücü paritesinin, dövizin ve faizin aşırı dalgalanma göstermesi başlıca nedenler arasında yer alır. Altyapı düzensizliğinden kaynaklı yetersizlikler sebebiyle sistem güçlü ekonomiye geçiş programı adı altında yeni bir istikrar programını yürürlüğe koymuştur. Uygulamaya konan bu sistemin başlıca hedefleri dış ticaret ve kur politikası, maliye politikası, enflasyonla mücadele politikası, sabit bir enflasyon hedeflemesi ve ekonomi adına reform politikaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Fakat hedefler tam olarak tutturulamamıştır. Uygulama sonuçları itibariyle ekonomik yapıya işlerlik kazandırılması hedefine ulaşılamamıştır. Bunun üzerine Ocak 2002'de bir niyet mektubu ile IMF'ye başvurularak destek aranmıştır. Yapılan destek aranmıştır. 2002 yılının ortalarında siyasi alanda yeni gelişmeler yaşanıyor ve yapılan genel seçimler sonucunda hükümet değişiyor. Acil eylem planı yayınlanarak ekonomiyle ilgili hedeflerini ortaya koymuştur. Peki 2010 ve günümüze kadar olan süreçte 2000'ler boyunca %5'in altına enflasyon inmedi. 2017'de çift haneleriyle ölçülmeye başlandı enflasyon tekrardan. Türk lirasının değerini gitgide hızlanan bir şekilde yitirmesi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreci, ülkeye yapılan doğrudan yatırım miktarlarında ve Türkiye'nin kredi notlarında gerçekleşen düşüşün ilerleyişiyle de 2017'den itibaren birlikte takip edilebilir bir durumda. Güncel yıllık enflasyon oranı şu an TÜİK'te Nisan 2023 itibariyle Türkiye'de %43,68'e ulaşmış durumda. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.